Arkadaşlar bugünkü konuğumuz Drift Therapy Garaj sahibi Abbas Çimen. Evet. Ortağı evet. Diyelim. Örge Pamukçu ile beraberiz. Örge Pamukçu. Örge abimiz de burada saygıyla anıyoruz. Evet. Kendisi çalışıyor. Biz burada video çekiyoruz. Bu işin neyse çok detaya girmiyorum. Detaylar önemli. Girmiyorum. Abi senin için birkaç soru hazırladık. Çünkü çok fazla DM'den mesaj alıyoruz. Abbas abi ne zaman çekeceksiniz diye. Evet. Benim için de çok kıymetli bir yerim var. Girdiğimiz günden beri evet. Uzaktan takip edip Need for Speed'de senin arabanı uyarladığımız dönemlerden bugün seninle oturup Red Bull içebiliyoruz. Aynen. Siz de bizim için değerlisiniz. Çok teşekkürler evet. Abi. O zaman ilk sorumuz abi. Drift Therapy ismi nasıl ortaya çıktı? Bize biraz bahseder misin? Evet. Drift Therapy ismini aslında takipçilerimiz koydu. Kısmen. Biraz terapi ilgilenme anlamında. Aynen terapiden. Sürekli mesaj geliyor işte sosyal medyadan. Abi bugün video yok mu? Terapimizi alamadık. Terapiye ihtiyacımız var. Bugünkü dozu alamadık. Sonra benim aklıma drift terapi geldi. Ama dedim kesin bunu düşünmüşlerdir. İlla ki vardır dedim. Evet. Sonra girdim baktım. Yok. Yok. Evet. Hemen ondan sonra hemen çökelim dedik. Sonra takım sayfasını. Normalde İstanbul Drift Team diye bir takımımız vardı. Hiç duymadım ben onu. Bizim evet o zamanlar şeydik. Hani drift Honda geçmişim vardı senin abi. Evet aynen. Kemal Güvenkaya ile beraberdik. Sonra Drift Therapy 2015'te ben değiştirdim ismini. İstanbul Drift Team'i Drift Therapy yaptım. Sonra da işte Örge ile yollarımız kesişti. Sonra bir patentini aldık işte ismin. Şu an isim bizde. Çizgiler biraz... Kesişmiş. Evet. Doğru yoldayız. Tamam. Peki Örge abiyle nasıl tanıştınız? Hani bir yarışta mı denk geldi? Bir arkadaş sohbetinde mi denk geldi? Örgeyle, o sizden bir eğitim yani olayınız var sizin. Eğitimde eğitiminizi alıp ondan sonra evet ben bu projenin içerisinde yer almalıyım mı dedi. Nasıl oldu yani? Ya şöyle oldu. Örge'yi zaten kısmen tanıyordum. Niye? O zaman olimpiyat salonunda antrenman yapıyorduk. Başka bir yer yoktu. Evet. Orada gelip gidiyordu. İşte diğer driftçiler gibi öyle hani merhaba diyorduk. Yıllar kesişti. Önce Kemal bizim işte drift'i bıraktı. Ondan sonra yalnız kaldım ben. Rip. Evet. Rip aynen. Ondan sonra B Plan Racing açılınca evet. Mazsak'ta Örgeli orada. Onun arabası da orada. Benim araba da zaten oradaydı. Orada samimi olduk. Araba yaptırırken sonra o da takıma dahil oldu. Sonra şey iş buraya geldi. Önce sadece işte burası vardı. Garajımız vardı. Sonra beraber şeyi açtık işte limit lastiği açtık. Güzel. İlave yani işletme olarak. Sonra da işte geçen yıl biliyorsunuz mekaniği açtık. Şu an aslında 3 dükkandan oluşuyor burası. Bir de size ait bünyenizde norm reklam var. Bütün spor camiasının evet. Araç kaplattığı aynen, farklı işler de evet, yaptı. O da onu da buraya taşıdım. Evet, herkes tamam. Garajını filan iş yerine taşır. Ben iş yerini garajın yanında taşıdım. Peki abi. Bir şey soracağım. Tabii. Böyle araya giriyorum. Abbas abi. Drift terapi ne iş yapıyor peki? Drift terapi evet. Yani norm reklam vesaire bunlar güzel. Evet aynen. Ama drift terapi ne iş yapıyor? Drift terapi şu an para anlamında diyorsanız iki yönü var. Bir show team olarak yani bir show takımı. Gösteri takımı. Yani gösteri evet. Takımı. Birçok işte ilde vesaire etkinlik işte katılıyoruz, drift yapıyoruz. Bunun dışında eğitim veriyoruz profesyonel olarak. Zaten şöyle... federasyon onaylı şu an tek eğitim bizde. Çok onun, güzel bir şey değil mi ya? Evet. Tek... Falken Motorsports ana sponsorluğunda şu an 3 sezondur. Onun dışında yine işte co-sponsorlarımız var. Speedol gibi, evet. Alex Academy gibi. Ben onları alta koyarım. Sponsorlarımız var. Onların da ismini geçirelim. En azından onlara jest olur. Onun dışında lastik firmamız var. Evet. Lastik satıyoruz. Bir de mekanik var. Bunlar yarış... hepsi drift terapinin içerisinde. Kendi içinde evet. Peki. Aynen. Selcan bu arada çok güzel değil mi dediğin kısma bir parantez açmak istiyorum. Nasıl ki Torsvet tarafından tek kurum olarak bilinmiş bir drift terapi varsa evet. Ne diyorduk? Türkiye'deki Japon otomobil kullanıcılarının da ilk ve tek temsil makamı Japon Otomobilciler Derneği'dir. Evet. Evet o da biz oluyoruz. Bunu altta yazalım. Bunu her köşeden takip ederiz. Evet evet. O zaman İyi oldu abi... tam denk. Evet, geldi. Evet, güzel. Doğru. Yani bizim belki yerinde bu kadar iyi anlaşmamızın sebebi aslında birçok ortak yönümüz olması olabilir abi. Ya yok, benim Japon Otomobilciler Derneği'nde en hoşuma giden şey işini hani diğer derneklerden ya da diğer etkinlik yaptığımız arkadaşlar da işini iyi yapıyor. Evet. Problem değil. Ama siz her yıl üstüne koyuyorsunuz, profesyonel yapmaya çalışıyorsunuz, resmi yapmaya çalışıyorsunuz. En çok sevdiğim yanı o zaten. Teşekkür ederim. Buraya bir alkış istiyoruz. Buraya bir alkış koyacağım. Koyalım.
Abi ikinci sorumuz, drift için marka model fark eder mi? Drift eğitimi aldım. Bir aldım, iki aldım. Bir dakika dedim ya, bu adrenalin, evet, bu his. Ben çünkü bindim, pişman oldum. Seven insanlar da var tabii ki. Birçok her hafta görüyoruz, eğitimler veriyorsun. Ve sonra adam dedi ki, abi ben artık bir araç alıp bu işi yapmak istiyorum. X bir araba alıp gelsem olabilir mi? Yoksa özel bir araba mı? Olmaz. Kesinlikle her arkadan itişli araçlı olmaz. Zaten arkadan itişli olması lazım mutlaka. Ama olmaz. Ona çok soran var. İşte benim XXX bir marka arabam var. Bunu drift arabasına çevirmek istiyorum. Çünkü ben bu arabayı çok seviyorum. Ya da çok uzun zamandır bende. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Özellikle Türkiye'de her zaman söylüyorum. Fantaziden uzak duracaksın. Fantazi yapmayacaksın bu işte. Her zaman yürütmesi kolay, hali hazırda dünyada örnekleri olan, Türkiye'de parçasını bulabileceğiniz otomobillerden drift arabası yapılırsa işte çok daha kolaylaşır. Çünkü bunları ben hani çok uzun zamandır bu işin içinde olduğum için deneyimledim, tecrübe. Evet. Denen bir şey demeye, yani, denemeye gerek yok. Bir sürü arkadaş işte X arkadaşının garajında ben bu arabayı drift otomobiline çeviririm. Hayır, yaparız biz bunu dedim. Bir sürü araba yarım kaldı. Biri işte piste geldi, sürekli 2, 3, 4 çekiciyle döndü, bir tur attılar, olmadı. Aslında şu an hiçbiri yok. Şimdi ben her zaman realiteye bakıyorum. Dolayısıyla drift otomobili alacaksanız, yapacaksanız her zaman tavsiyem, yani bu işi içinde zaten olan, yapılan arabaları kullanmak. Yani başlayacaksanız, bütçeniz yoksa BMW. Bütçeniz Japon bir Alman menşei ağırlıklı Japon gidiyor galiba. Ben Japon. Tavsiyem Japon Japon'dur. Diyorsun. Ama ekonomik başlayayım diyorsanız hemen bir E30, E36 ile başlamak mantıklıdır Türkiye'de. Paranız varsa bir üst level'e çıkıyorum. 200SX'e başlamanız iyidir. Daha yüksek bir şey, ben kimsede olan bir şeyi kullanmak istemiyorum, daha çok param var diyorsanız, o zaman daha üst model, İşte G86 olur, işte E92 vesaire, fantazi arabaları da. 350Z görüyoruz. 350Z de yapabilirsiniz. Evet. Yani bu işe hani tabii şu an arabaların çoğu milyon bazında Türkiye'de. Para çok önemli değerisine göre. Aynen. Yoksa şu an şöyle söyleyeyim. En son kasa bir BMW'yi de drift arabasına çevirebiliriz. Ya problem yok. Onda bir sınır yok. Ama her zaman için arkadan itişli ve BMW ve Nissan, işte Toyota grubundaki otomobiller bu iş için daha elverişli. Tamam, peki bir drift aracı sence kaç beygir olmalı? Örnek veriyorum, 1000 beygir olunca ne olur? Aslında 300 beygir kurtarıyordur. Evet. Bunun artan eksileri nedir? Şu daha çok beygir, daha çok drift mi demek? Ya şöyle 170-200 beygirden başlayan bir araba drift yapıyor aslında. Ama şu an bizim gittiğimiz antrenmanları baz alarak konuşuyorum. Minimum 250 beygire ihtiyacınız var. Yoksa o pistte dönemezsiniz. Evet. Araba yetişmez, öyle söyleyeyim. Ama 250 beygirden itibaren bir araba drift yapar. Tek fark şu olur, senin söylediğine geliyorum. Güçlü araba duman duman gidiyor. Güçsüz araba drift yapıyor. Ama sadece izliyorsunuz. Alanda müsaitse bunu sağlayabiliyor. Evet, aynen. Tamam, bir sonraki sorumuz o zaman. Drift sporcusu olabilmek için sertifika olmalı mı? Eğitim alınması gerekiyor mu bu iş için abi? Kesinlikle gerekiyor. Zaten şöyle... öncelikle sıralama şu şekilde: eğitim, lisans, antrenman şeklinde ilerliyor. Bunların üçünü de sırasıyla yapmanız lazım. Zaten şöyle, lisansınız yoksa atıyorum körfez pistinde filan zaten drift yapamazsınız. Yani her halükarda bir lisansınız olmak zorunda. Evet. Yani tabii otomobiliniz de buna uygun olmak zorunda. Bu işi profesyonel ya da ciddi olarak yapacaksınız. Bu işin eğitimini almak için nasıl bir yol izlemeleri gerekiyor? Eğitim almak için bize ulaşabilirsiniz. Bizim zaten hem benim sayfamda hem de Drift Terapi'nin takım sayfasında iletişim bilgisi vesaire ve içerik, yani eğitimin içeriği, açıklama metni var. Öncesinde zaten biz kişiye özel veriyoruz. Grup eğitimi yok bizde. Tamam. Yani bir gün belirliyoruz ortak. Benim pistin ve öğrencinin aynı gün, işte müsait olduğu bir günü belirliyoruz. Piste buluşuyoruz. Bir eğitimle... yeterlilik ölçüyor musunuz abi? Orada? Belge de veriyor musunuz? Ya şöyle, yeterlilik şöyle. Ehliyeti olup manuel araba kullanıyor olması lazım. Eğitimi aldım. Eğitimi aldıktan sonrasında evet bu arkadaş lisans için başvurabilir, yeteneği vardır gibi böyle bir hunterlık yapıyor musunuz?
Yoksa o kısmına hiç girmiyorsunuz. Onu lisans alma kısmına TOSFET'e mi bırakıyorsunuz? Şöyle, lisans kısmında biz tabii ki arkadaşa yardımcı oluyoruz. Çünkü bir sürü evrak vesaire. Bir sertifika verdiğinizi görüyordum. Evet, sertifikayı veriyoruz. Ondan sonra da lisans konusunda biz konusunda da yardımcı oluyoruz. Zaten eğitim bir çizgidir. Yani eğitimi alan arkadaşlara biz normalde antrenmanları biliyorsunuz seyirciye evet. kapalı. Kimseyi çağırmıyoruz ya da paylaşmıyoruz öncesinde. Yarın antrenman var demiyoruz. Ama eğitim alan arkadaşları çağırıyoruz. Araba alacaksa, araba yapacaksa o konuda da yardımcı oluyoruz. Antrenmana çağırıp sağ koltuğa da bindiriyoruz onu. Neden? Eğitim alırken kişi bir ve ikinci vitesi kullanıyor. Evet. O gün üçüncü vitesi kullanmıyor. Eğitimin sonuna kadar. Çok istisnai kullanıyor. Ama eğitime geldiğinde, antrenmana geldiğinde eğitim aldığı yerde işte bir üst seviyede nasıl kullanacağını da görmüş oluyor. Evet. Yani destek oluyoruz. Diğer konularda da. Abi o zaman son sorum. Evet. Buradan kıymetli takipçilerimize, bu işe yani drift'e meraklı olan insanlara bir tavsiyeniz var mı? Drift'e meraklı, evet. Çok arkadaşımız var. Ama özellikle... Bir şey diyecekmiş. Yapmayın. Hayır. Sevat abi. Bizim asıl takipçi kitlemiz gençler zaten. Evet. Yani 18-25. Evet. O bantta bizim çok işte takipçimiz var. Ama maalesef ki o yaştaki gençler genelde işte öğrenci ya da henüz bu işi motor sporlarına işte evet. girecek bütçeye sahip değil. Onlara her zaman tavsiyemiz bizim gibi bir sürü takım var. Hı hı. Genelde tabii İstanbul'da. Bu takımlarda gönüllü olarak çalışabilirler. Böylece çok driftin mantıklı. İçinde evet. olurlar, garaja gelebilirler. Yani bizim kapımız herkese açık. Bunu tavsiye edebilirim. Onun dışında kartinge başlayabilirler. Çünkü şöyle, yani drift yapacak olsa bile kartingle başlayabilir bir kişi şu an. Gençler için konuşuyorum. Çünkü onların yaşına daha uygun. Onun dışında bütçe varsa direkt bir eğitim alıp, çünkü 18 yaşından itibaren evet. zaten lisans alabiliyorsunuz, eğitim alabiliyorsunuz. Böyle bir şey yapabilirler. Onun dışında şeyi de söyleyeyim. Yılda bir kez TOSFET'in düzenlediği TOSFET Yıldızını Arıyor programı var. Çok güzel. Gençler için. Hı hı. Bu Egea Cup gibi bir şey. Oraya katılabilirler. Orada başarılı olan arkadaşlar oldu ve bu işi ilerleten. Dolayısıyla onu tavsiye edebilirim. Bu sporu hı. sokaklarda yapıp insanları evet, kendi maalesef. Hayatını riske atmak yerine evet. daha profesyonel kulvarlarda ve alanlarda bunu yapmak için bekliyorsunuz aslında. Ek olarak ya çok affedersiniz. Şey, çok affedersiniz. Araya gireyim. Sokaklarda bu işi yapan maalesef arkadaşlar profesyonel insanlara bir şekilde zarar veriyor. Ya şöyle. Yani bu spora zarar veriyor. Şu an işte bu drift kulübünün yani hı-hı. bağlı olduğumuz kulübün zaten bir şeyi var. Çizgisi var. Orada dışarıda drift yapan, video çeken, saçma sapan paylaşımlar yapan arkadaşları zaten isteseler de drift antrenmanına veya yarışlara zaten alınmıyor. Evet. Yani burada ben eğitim için de aynı şeyi söylüyorum. Yani eğitimde biz herkese eğitim vermiyoruz. Herkese vermiyoruz. Tabii ki mutlaka evet. bir profiline bakıyoruz, konuşuyoruz. İnsana bir şekilde kendini belli ediyor zaten. Bizim hani eğitim için başvurup eğitim vermediğimiz arkadaşlar da var. Niye? O arkadaş güzel. Zaten belli. Yani drift yapmak amacı belli. Drift yapmak istemiyor. O farklı şeylerin peşinde. Onlara biz destek olmuyoruz. Tamam o zaman abi. Son sorum. Bonus diyelim buna. Hı hı. Bu işin cinsiyeti var mı? Bayanları da görmeye başladık artık aramızda. Cinsiyeti yok. Bizim eğitim verdiğimiz kadın sürücü evet. de var. Türkiye'de tamam çok kadın drift pilotu hı hı. yok. Daha doğrusu motor sporlarında çok kadın evet. yok aslında. Drift'te şu an Best of zaten bizim Farnoş. Zaten güzel. Arabası bizde. Kenan Büyükbahçeci ve Farnoş'un aşağıda arabası. Aşağıda bir araba evet, var mıydı? Aynen öyle. O zaman. Hatta direkt ona geçelim bence. O zaman işin mutfağına gidiyoruz. İşin mutfağına gidiyoruz ve Farnoş'a devam edelim. No. Kadın drifter nedir, nasıl olur?